D100 karayolunda kentin suriyetini etkileyen çekme mesafesi hakkında kendisine eleştiren Belediye Başkanı Recep Gürkan'a belgelerle cevap veren iş adamı Beytullah Günaydın, 2014 yılında yapılan yerel seçimlerden 8 ay sonra bütün plan hükümlerinin değiştirildiğini açıklamıştı. Günaydın bu kez de bazı parseller için özel statü uygulandığını öne sürdü. İş adamı Beytullah Günaydın açıklamasında şunları kaydetti. Bu konu şimdi değil aslında. 2015'in 4. 5. ayında meclisten geçecekti. O zaman imar komisyonuna gittim. TİYAŞ'tan görüş almadan yapılmasının uygun olmadığını, silüeti engelleyeceğini belirttim. Orada iki imar komisyon üyesi, şimdi onlar komisyonda yok. TİYAŞ görüşünün gelmesini istedi. Gelmeden onaylamayalım dediler ve dik durdular. 18.06.2015'te TİYAŞ görüşü, İmar müdürü istediği gibi gelmeyince konuyu karar almadan geri çektiler. Şimdi TİYAŞ görüşü hala öyleyken Eylül 2016'da karar alıyorsunuz. Selimiye'nin silüeti önemsizleşti mi? Nasıl karar alıyorsunuz? 1415 ada 4-5 parsellere özel statü, sonra D100 yoluna cepheli revizyon imar planı sınırları içinde kalan diğer parsellerde revizyon plan öncesi aynen uygulanmasına, ama şimdi buraya dikkat, 1847 10 parsel hariç neden? Bu neresi? Malum otel. Bu konuya sonra geleceğiz. TİYAŞ görüşünde ne istiyor? Sınırlarımda herhangi bir değişiklik yapmadan beni diğer parsellerle ilişkilendirilmeyecek şekilde yapılmasını istiyor. TİYAŞ 2013 yılından beri hizmet binası yapmak istiyor ama metazörü olarak TİYAŞ zorlanıyor. Benim dediğimi kabul etmezsen sana ruhsat yok deniyor. TİYAŞ'ın yan yolunu önceki yönetim yanlış yapmış kaldırmış. Planlama yapılırken yol yapılabilir, bu da istimlak gerektirmez. Siz yanlışları düzeltmek için gelmediniz mi? Koyun yolu yerine. O yol şehirdeki en önemli yol. Çok büyük bir özelliği var. İmar plan notları 2. madde 4 parsel sayılı taşınmazlarda yer alan yeraltı enerji nakil hatları ile ilgili olarak TİYAŞ'tan uygun görüş almadıkça herhangi bir yapı yapılamaz. Böyle bir plan notu olur mu? Görüş önceden alınmak zorunda değil mi? Niye kurumla vatandaşı karşı karşıya bırakıyorsunuz? Kaotik durum yaratıyorsunuz dedi.